Evet değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler, ekranlarımızı açalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne demiştik en son? Negatif üstten bahsetmiştik. Bugün negatif üstü birazcık daha açalım. Şimdi arkadaşlar, bize her zaman tam sayı verilmeyecek. Bazen de kesirli ifadeler verecekler. O zaman kesirli ifade olduğunda biz ne yapacağız? İşte burasını görelim. Arkadaşlar, nasıl ki sayı 3 üzeri eksi 2 olduğunda bunun altında 1 varmış gibi düşünüp 1 bölü 3 üzeri 2 yazıyor isek, sayı bize rasyonel verilirse bu üstteki eksiden kurtulmanın yolu Canberk sayıya takla attırmakla oluyor. 3 bölü 4'e takla attırırsanız ne olur? 4 bölü 3 olur Tuğrul. Dolayısıyla üstünüz de artık negatif değil. Ne olacak? Pozitif olacak. Bu kadar basit. Eğer 1 bölü 5 nedir derse ne yapacaksınız? Yine takla attıracaksınız. 5 yapacaksınız. Üstü de artı yapacaksınız. Anlaştık mı? Kesirlerde de böyle. Kayra. Erdoğan, Asya, Tuğrul, Ali, Kayra. Haydi. Evet. Hemen örneklerimize bakalım. Arkadaşlar bakın, 1 bölü 2 var. Üzerinde negatif üs var. O zaman ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Takla attırdık. 2 bölü 1. O zaman alta 1'i yazmana gerek yok Nisa. 1 çünkü payda da bir şey ifade etmez. Artık bu ne oldu? 2 üzeri 3 oldu. Onun değeri de 8'dir. Tabii bu başka ne zaman işimize yarayacak? Bakın, ondalık sayı. Aslında ondalık sayılar da birer rasyonel sayı değil miydi? Değil mi? Mesela biz 0,25'i nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Nasıl yazıyoruz? 100. Efendim? 25 bölü 100. Aferin Buse. 25 bölü 100 yazarız. Bunu da sadeleştirirsek 1 bölü 4 müdür bu? 1 bölü 4'tür. Kayra 1 bölü 4'ü takla attırdın. 4 oldu. Eksi 3 de Tuğrul. Artı 3 oldu Ege. Böylece 4 üzeri 3, yani 64 oldu. Hadi bunu da siz yapın. Gönderin efendim. 0,1025 ne olur? Bunun eksi 2. kuvvetini alacaksınız. Bakalım kimler doğru gönderiyor. Evet. Evet, özgüç yok değil mi? Aferin. Güzel. Buse gönderdi. Ali gönderdi. İklim göndermiş. Hocam ben üstü biçimde yazdım da düz cevabı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Canberk göndermiş. Tuğrul göndermiş. Aferin. Arkadaşlar bu 125 bölü 1000'dir. Sadeleştirirseniz 1 bölü 8'dir. Takla attırdık. 8 oldu. Üstüne pozitif yaptık. 64 oldu. Kerem, anlaştık mı? Asya, senin ekranın kapalı olmazdı. Kaan, evet. Arkadaşlar bakın, bu çok basit. 5 bölü 10'dur. 5 bölü 10'da 1 bölü 2'dir. Takla attırdım, 2 oldu. 2 üzeri 4, 16. 1 bölü 3, takla attırdım, 81. 2 bölü 10, o da nedir? 1 bölü 5'tir. Takla attırdım, 25. Tamam mıyız? Bunu da cebe koyduk mu? Zeynep Özgün, tamam mıyız? Alp? Okey. Yazmak isteyenler yazsınlar. Sonrasında devam edelim.
Geçiyorum. Geçtim. Burayı geçtik. Şimdi arkadaşlar, gerçekten hayatınıza yeni yeni şeyler ekleyeceğiz şimdi. Hatırlayın, biz şuna ne diyoruz? 2 çarpı 2 nedir? Söyle. 2'nin karesi hocam. 2'nin karesi yani 4. Peki 2 çarpı 2 çarpı 2, 2 üstü kaçtır? 2'nin küpü. 2'nin küpüdür. O da 8'dir. Kaan, eğer sayıların tabanları aynıysa üstler toplanır çarptığımızda. Bakın. 2 üzeri 1, 2 üzeri 1 çarptık. Üstler toplandı. 2 üzeri 2 oldu. Bakın 3 tane oldu. Üstler toplandı. 2 üzeri 3 oldu. Peki o zaman 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 4'ü çarparsak kaç olur? Evet. Tabanları aynı. Üstler ne olacak? Toplanacak. Yani 2 üzeri 7 olur arkadaşlar. Şartımız ne? Tabanlarımız aynı olmalı. Demek ki kuralımız ne? Üstü ifadelerde çarpma işleminde gözümüz neyi arayacak? Tabanların aynı olmasını. Çünkü tabanlar aynıysa üstler toplanacak. Kural gayet net. Anlaştık mı? Ya hocam, tamam iyi hoş ama her zaman ne olmuyor? Tabanlar aynı olmuyor. Bazen üstler aynı oluyor. Onun da kolayı var. Bakın, tabanlar farklı ama üstler aynı. Arkadaşlar, o zamanki kuralımız da şu: Erbaan, Ali, üstler aynı dursun. Bu kez neleri çarp? Aşağıları Tuğrul. 3 kere 2, 6. Artık bunun yeni adı ne? 6 üzeri 3. Kaptık mı efendim? Mesela, bakın LGS bunu çok sever. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4. Değerli arkadaşlar, sonucu kaç eder? 10 üzeri 4. 10 üzeri 4. Bakın, LGS bunu çok 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 sever. Peki şöyle bir soru sorsaydım ne derdiniz? On üzeri dört bölü iki üzeri dört. Ne derdiniz? Ters çevirip çarpmak. Beş üzeri dört. Yok. Kim dedi beş üzeri dördü? Ben. Kaan mı? Evet. Aferin. Bak şimdi. Bunu ben nasıl yazabilirim? Şu yukarıdaki ifade iki üzeri dört ile beş üzeri dördün çarpımı mıdır? E aşağıda da iki üzeri dört mü var? Bunlar ne oldu? Sadeleşti. Geriye ne kaldı? 5 üzeri 4. İşte iklim. Ali, LGS bunu istiyor. Diyor ki öğrenci 10 üzeri 4'ü 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 şeklinde yazabilsin. Bunu bilsin istiyor. Anlaştık mı? Burası çok önemli. Hocam ben burayı anlamadım. Tekrar anlatıyorum. Şimdi biz biraz önce ne dedik? 3 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5. Bu işlemin sonucu kaç? Evet. Bak. Tabanlar aynı, üstler aynı. Söyle kaç olacak?
15 üzeri 5. Şimdi adamlar bunu böyle gördüğünüz gibi tersten de yapabilmenizi istiyor, anladınız mı? Tersine işlem de yapabilsin istiyor öğrenci. Ne yapıyor? Bir sorunun bir yerinde şu işlemi yapmak gerekiyor. Allah Allah, bunu nasıl böleceksin? Şunu düşüneceksin. Bu 3 üzeri 5 vardır bunun içinde. Bir de 5 üzeri 5. E aşağıda da 3 üzeri 5 var. Bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. Şimdi anladık mı? Sonra bu konunun sonunda bize bir daha lazım olacak. Hocam yani direkt tabanları bölüp üstü aynı sonu mu yazıyoruz? O da güzel. Aferin. Asıl kural o. Onu bölmedi söyleyeceğim. Ama mantığının nereden geldiğini anlayın diye gösterdim. Tamam? Evet, şimdi anlaşıldı mı? İki ihtimal var. Ne ihtimallerimiz var? Bir, ya tabanlar aynı olur, üstleri toplarız veya üstler aynıdır çarpmada, Kerem, altları bildiğin çarparız. Okey? Hadi gelin biraz örnek yapalım. Evet. İlk kimle yapalım? Şöyle bakayım. Nisa ile yapalım. Nisa, 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 5'i çarpacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Hocam önce üstleri toplayacağız. Aferin. Tabanlar aynı olduğu için üstleri topladım. Bu 2 üzeri 8 mi? Evet. Evet. Buse, 3 üzeri 5 ile 3 üzeri eksi 3'ü çarpacağız. Bu nedir? Hocam bunu da tabanlar aynı yine. O yüzden maalesef var. Ne yapacağız? Üstleri toplarsam ne oldu? 2 mi? Aferin. 3 üzeri 2. Şimdi dikkat. Dikkat. Buraya bak. İspatını yapıyorum. Bunu biz nasıl yazarız şu ifadeyi? 3 üzeri 5 çarpı şu an anlamsız değil mi? Eksiden kurtarmak için bunu nereye gönderiyorduk? Paydaya. Paydaya gönderdik. 3 üzeri 3 mü oldu? Değil mi? Arkadaşlar 3 üzeri 5'i ben nasıl yazabilirim? 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 diye yazabilir miyim? Artık gördünüz bunu. Yazarım değil mi? Ege. Aşağıda ne var? 3 üzeri 3. Bakın. Yine ne kaldığını gördünüz. 3 üzeri 2. Tamam mıyız? Evet. Devam ediyoruz. Canberk'le devam edelim. Canberk. 6 üzeri eksi 7, 6 üzeri eksi 2 ne olacak? Şeyler aynı. O yüzden tabanlar aynı, üstler toplansın. Eksi 9. Evet, 6 üzeri eksi 9. Ege değirmenciyle devam edelim. Ege, 6 üzeri eksi 7, 6 üzeri artı 2. Ne yapacağız? Tabanlar aynı, üstler ne olacak? Üstleri toplayacağız ama biri eksi biri artı olduğu için şey yapacağız. Büyük yani, işareti olacak. Yani evet, eksi 7'den 2'yi çıkaracağız. Eksi 5 olacak. Eksi 5 olacak. Aynen öyle. Eksi 5. Devam ediyoruz Kerem'le. Kerem, eksi 3'ün 4. kuvveti de 2'nin 4. kuvveti. Hocam, bu kez tabanlar aynı değil. Ne yapacağız Kerem? Hocam eksi 6 üstü 4. Evet. Eksi mi olacak artı mı Kerem? Eksi hocam. Kerem dikkat. Bunun tabanı eksi ama üstü çift sayı. O zaman ne olur? Artı hocam. Artı olur. O zaman 6 üzeri 4 oldu değil mi? Yani gerçi değişmez. Eksi 6 üzeri 4 ile 6 üzeri 4 de aynı şey ya. Senin dediğinde yanlış değil yani dolayısıyla. Evet. Geldik. Kime geldik? Ege Solmaz'a geldik. Ege, üçlü işlemimizi yap. Tabanlar aynı. Tamam. Hadi bakalım.
Şimdi 2 eksi 6 eşittir eksi ne eder? Eksi 64 eder. Eksi 5 eksi 1 daha eksi 6 etti. Evet. Artı 3 olursa ne olur? Artı 3 olursa eksi 3. Eksi 3 yani 250. Yap eksi 3. Eksi 3'müş. Güzel. Devam edelim. Alp'le devam edelim. Alp, 5 üzeri 3 ile 5 üzeri 7'yi çarpacağız. Tabanlar aynı. Üstleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. Ne olur toplarsak Alp? Üstlerimizi. 3 var, 7 var. Topladık. 5 üzeri kaç? Dedik. 5 üzeri 10. 5 üzeri 10. Güzel. Devam ediyoruz. Erdoğan. 7 üzeri eksi 2, 7 üzeri 4. Hocam, 7 üstü 6 mı? Dikkat, 1 eksi 1 artı Erdoğan. Hocam, eksi 2 daha önde olduğu için eksi ile eksi artı olmuyor. Nereden eksi 2 daha önde olduğu için? Hocam, eksi 2'den artı 4'ü toplayacağız. Çıkarmıyoruz, topluyoruz. Yani eksi 2 ile artı 4'ü toplarsan ne olur? 2 kalır hocam. Artı 2 olur ama değil mi? Evet. Evet. 7 üzeri 2. Ali, 5 üzeri eksi 3 ile 3 üzeri eksi 3. Bu kez üstler aynı. Tabanlar değil. Ne yapacağız Ali? Hocam tabanları toplayacaktık. Tabanları? Toplayacaktık. Topluyor muyuz? Çarpıyor muyuz? Topluyoruz hocam. Çarpmıyor muyduk? Arkadaşlar üstler aynıysa tabanları çarpacaksınız. Eksi 5 ile 3'ü çarptın. Eksi 15 üzeri eksi 3. Dikkat edin. Pardon şuydu. Bu da eksilisi. Devam ediyoruz. Tuğrul. Tabanlarımız aynı. Üstleri toplayıverelim. 4'ün eksi 5. kuvveti hocam. Aynen öyle. 4'ün eksi 5. kuvveti. Evet. Kayra ile devam edelim. Kayra, bu kez 3 tane var. Üstler aynı. Tabanlar farklı. Ne hocam, yapacaksın ben Kayra? Eksi... Hocam çarpacağız. Aferin. Hocam eksi 30 üzeri eksi 2 buldum hocam ben. Eksi 2 yok ama yukarıda. Dikkat et. Yukarıdakiler ne? Ay hocam 2 pardon. Aferin. Güzel. Devam edelim. Kaan. 4 üzeri 2 var, 7 üzeri 2 var. Ne olacak Kaan? 28 üzeri 2. Aferin. İşte bu kadar. Asya ile devam edelim. Asya, 10 üzeri eksi 5 var, 10 üzeri 3 var. 10 üzeri eksi 2. Harika. 10 üzeri eksi 2. İklimle devam edelim. Tabanlarımız da aynı, üstlerimiz de aynı. Hocam iki kuralı da mı uygulayacağız? Uygula bakayım değişiyor mu? Önce birinci kuralı uygulayalım. Diyelim ki tabanlar aynı. Üstleri topla ne oldu? 3 üzeri 10 mu? İkinci kuralı uygulayalım. 9 üzeri 5 mi? Sizce bu ikisi birbirine eşit mi? Evet, bilerek bunu yapmışlar. Çünkü bir sonraki özelliğimiz bununla ilgili olacak. Evet arkadaşlar, bu ikisi birbirine eşittir. Tamam. Onu da göstereceğiz. Nasıl eş olduğunu ispat edeceğiz. Devam edelim Nisa'yla. Nisa, eksi 5'in eksi 3. kuvvetiyle 2'nin eksi 3. kuvveti ne yapacağız? Hocam, eksi 10 üzeri eksi 3. Evet, eksi 10 üzeri eksi 3. Elif Berra ile devam edelim. Özgür, seni görmüyorum. Elif Berra, tabanlar aynı. Üstleri toplayalım. Ne oldu? Elif Berra duyabiliyor mu beni? Duyamıyor herhalde. Arkadaşlar, eksi 1, 4 daha artı 3. Eksi 3 daha 0. Yani 7 üzeri 0
O da eşittir 1. Arkadaşlar burayı daha sonra açıklayacağız. Çünkü LGS işte burayı merak ediyor. Asya sorumu soracak. Elini kaldırın. Evet. Tamam mıyız burada? Bakın burada hem 3 üzeri 9 hem de 9 üzeri 5 olarak yazılmış değerli arkadaşlar. İşte geldik bu kısma. Ne dedik biraz önce? 3 üzeri 10 ile 9 üzeri 5 aslında aynı şeydir Ege. LGS işte buradan soru soruyor. Dikkat. Arkadaşlar sorsam desem ki Tuğrul 9 3 üzeri 2 değil midir? Değil mi? 9 üzeri 2. Ben bunu paranteze alsam parantezin dışına da 5'i mi koymam gerekir? İşte arkadaşlar buna biz özgüç üssün üssünü almak diyoruz. Üssün üssünü almak. O zaman ne yapıyorsun Kerem? Bakın üssün üssü varsa şu ikisi çarpılır. Ne yaptık? 3 çarp 3 üzeri 2 ile çarptık. Arkadaşlar 2 kere 5 10. Bu ne oldu? 3 üzeri 10. Hocam parantezin içinde olsaydı ne olurdu? Parantezin içinde olsaydı hiçbir şey yapamazdın. Çünkü o zaman öyle bir kural yok. Tamam. Mesela bakın ne yapmışlar? 4 üzeri 3. 4 nedir? Bu ise 2 üzeri 2. Bunun da dışına 3'ü koyarsam bu aslında 2 üzeri 6'ya eşit miymiş? Evet. İşte arkadaşlar siz mesela bazı sorularda cevabı Kaan, Kayra 64 bulursunuz. Fakat şıklarda olmaz. Şıklarda nasıl vardır? Ya 2 üzeri 6 diye vardır ya da 4 üzeri 3 diye vardır ya da 8 üzeri 2. Bakın bu 3'ü de 64 mü? Evet. Bak bunu 2'nin karesi diye yazarsan üstünü alırsan 2 üzeri 6. Bunu 2'nin küpü diye yazarsan karesini alırsan 2 üzeri 6. Aslında bunların hepsi neymiş? 2 üzeri 6'ymış. Kaptık mı? Evet. Sadece pozitifler için değil negatifler için de yapabilirsiniz. Bakın 25'in eksi ikinci kuvveti 25 5'in karesidir. Eksi ikinci kuvveti alırsan 5 üzeri eksi 4'tür. 27 3'ün küpüdür. O zaman ben bunu 3 üzeri 9 diye de yazabilirim. 8'in karesi 2'nin küpünün karesidir. 2 üzeri 6 yazabilirim. 36'nın dördüncü kuvveti 6'nın karesidir. O zaman bu da 6'nın 8'inci kuvvetine eşittir. Var mı burada sıkıntı? Hocam ben tek şeyi anlamadım. 6'nın karesi parantez 4 deyip eşittir 6'nın 8'inci kuvvet diyor ya, orada ne yapıyor? 2 ile 4'ü çarpıyorsun. O kadar. Tamam. Tamam. Yani diyor ki bir ifade A üzeri B'nin parantez C'si diye ise sen bunu A üzeri B çarpı C diye yazabilirsin. Burada da göstermişler. Biz buna üssün üssü diyoruz ve LGS bu kısmı çok seviyor. Geçebilir miyim? Yazıyor muyuz? Hemen şöyle bir iki örnek yapalım. Söyleyin hemen bu 2 üzeri kaçtır? Evet, 2 üzeri kaç? 8. 2 üzeri 12. 12 değil mi 2? 12. Dikkat. 3'ü 4 çarptık 12. Peki arkadaşlar dikkat. Bu 4 üzeri kaçtır? 4 üzeri kaçtır? Bakalım kim söyleyecek? 6 mı hocam? Aferin Özgüç. Bakın 2 üzeri 12'yi biz bu 12'yi nasıl yazarız?
2, 6 diye yazmaz mıyız? Anlaştık mı? Bu da 2 üzeri 2 de 4'tür. 4 üzeri 6. Peki arkadaşlar 8 üzeri kaçtır? 4 mu hocam? 8 üzeri 4'tür. Aferin. Bakın 2 üzeri 3 8'dir. Ben yukarının 12 olmasını istiyorsam Nisa burası 4 olur değil mi? Bu 8 olduğuna göre 8 üzeri 4. Peki 16 üzeri kaçtır? 2. 16 üzeri 16 2'nin kaçıncı kuvveti? 4. Üssünün 12 olması için dışarıya 3 mü yazmalısınız? Evet. 16 üzeri 3'tür. Peki arkadaşlar 32 üzeri oluyor mu? 10. Haydi bakalım buna bakın. Bu 6 üzeri kaçtır? Eksi 6 mıdır? Bu da 5 üzeri eksi 6 mı? Artı 6 mı? 6. Artı 6'dır değerli arkadaşlar. Evet. Burada kalalım. Bugünlük burada kalalım. Sizden ricam kalanları yapmanız. Evet. Yarın size soracağım. Seçerek. Diyeceğim ki sen söyle ne buldun. Evet. Bugün neyi gördük? Bir, arkadaşlar üst ifadelerde çarpmayı gördük. Tabanlar aynıysa ne oluyor? Üstler aynıysa ne oluyor? İkincisi ise üstün üstüne alma özelliğini görmüş olduk. Evet, Cuma'ya kadar NAR testteki ödevleri yapmayı unutmayın. EBOB, ECOB'la ilgili. Oradaki son testleri sizle beraber çözeceğim. Dolayısıyla benim arkamdan bir tekrar yapmış olacaksınız. Tamam? Hocam. Görüşmek üzere efendim. Hocam ben EBOB, ECOB'u bitirdiğimizde o NAR testteki testleri çözmüştüm ama etkinlikleri yapmadım. Tamam. Yapabilirsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hocam fotoğrafı yapacak mıyız? Efendim? Görüşürüz hocam. Fotoğraf görüşürüz. Yaptığımızda dair fotoğraf. İsteyebilirim. Yani herkesten istemem. Birinden isterim o gönderir. Hocam son bir şey sorabilir miyim? Efendim?